Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere magnolia yapacağız evde. Önce 3 kuruyu ilave ediyorum. Şekerimi. Nişastayı. Unu ilave ediyorum. Benim ölçülerim büyük su bardağı 200 milimlik, çay bardağı da 125 milimlik olanlardan. Önce şu 3 kuruyu bir karıştırıyorum. Sıvıyı koymadan önce. İleride içinde pütür pütür şeyler kalmasın diye. Sütümü yavaş yavaş ilave ediyorum. Ocağımın altı açık değil bu arada. Evet, azar azar sütümü ilave ettim ve son kalan sütümü de ilave ediyorum. Bu arada hatırlatayım, tekrar ocağın altı hala açık değil. 2 tane yumurta sarısını ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Şu anda ocağın altını açıyorum. Bunu karıştırmayı asla bırakmıyorsunuz. Ben mikserin çırpıcının sesi çok duyulmasın diye açmak istemiyorum. Çok az, bir kısa mesafede bırakabilirsiniz. Yoksa dibine yapışır. Bu şekilde kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Muhallebim oldu. Bir 10 dakika kadar pişirdim. Sıcakken üzerine vanilya ilave ediyorum. Ve bunu çırpıcıyla, mikserle çırpacağım. Yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Arkadaşlar, bunu karıştırdım bu şekilde ve artık soğumaya bırakıyorum. Ara ara gelip karıştıracağım. Dibi tutmasın diye, yüzünde şeyler oluşmasın diye. Şimdi ben diğer malzemelerimi hazırlamaya geçiyorum. Bisküvilerimi hazırlıyorum. Ben bir paket pedibör bisküvi kullanıyorum arkadaşlar. İsteyen bunu kakaolu da yapabilir ya da burçak bisküvi de çok güzel oluyor. Şu anda benim elimde bu vardı. Bunu değerlendiriyorum. Evet, bisküvi çektim arkadaşlar. Bunu tabağıma alıyorum. Çileklerimi hazırlayacağım. Çileklerimi hazırlıyorum. Çileklerimi bu şekilde yerleştiriyorum bardaklarıma. Çileklerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Mikserle çırptım tekrar. Kremamı koyuyorum. Esas püf noktası bu arkadaşlar. Sürekli ara ara mikserle çırpıyorsunuz ve kremayı ilave ettikten sonra tekrar mikserle yeniden çırpıyoruz. Bisküvilerimizi tabanına ilave ediyoruz. Çileklere dokunmadan
muhallebimizden ilave ediyorum. Çileklerin üzerine biraz geçsin. Tekrar bisküvi ilave ediyorum. Üzerine şöyle çilek koyuyorum. Evet arkadaşlar, magnolyamız hazır. Benim bir tanesine çileğim yetmediği için bu şekilde yaptım. Normalde böyle de yapabilirsiniz. İstediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Dışarıdan para verip almaya hiç gerek yok. Dolapta 2 saat bekledikten sonra yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma beğeni yapıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.